Remarine'e geldik arkadaşlar. Ben buranın çekimini daha önce yapmıştım ama tekrar çekmek istedim. Şu tasarım benim çok hoşuma gidiyor. Bu 4.95 kameralı tekne. Ben biliyorsunuz kameralı tekneleri seviyorum. 2 metre kamera boyu var. Şimdi detaylı bir şekilde bunların da videolarını çekeceğim arkadaşlar. Yavaş yavaş da fuardan gideceğiz artık. Bayağıdır buradayız. Dostlar, İzmir Tekne Fuarı'nda gezmeye devam ediyoruz ve şu an Remarine'e geldim. Remarine'den de firma sahibi Ömer abiyle beraberiz. Ömer abi şimdi bize tekneleri tanıtacak arkadaşlar. Hemen şöyle ben başlayayım. Şurada bir tane güzel kameralı bir teknemiz var. Ömer abi, ben şimdi bu tekne hakkında senden bilgi alabilir miyim? Teknemiz 4.95 boyunda. Evet. 2.10 genişliğinde kameralı. İçerisinde iki kişinin rahat yatabileceği, evet, bir aile teknesi, gezi teknesi şeklinde. Hı hı. Yanlarında denge flapleri var. Durduğumuz zaman yalpa yapmasın diye. Daha keyifli yaşam için oluşturulmuş bir tekne. Kışlık olarak o da branda, havuzu brandayla kapatabiliyoruz. Evet abi. İçerisinde kışında kalabiliyoruz diyorsun. Bazı müşterilerimiz bu tekneyi motokaravan gibi kullanabiliyor. Evet. Peki motor aralığı, yani kaç en az en fazla 50 beygir, en fazla da 115 beygir motorla. Evet. Satışımızı yapıyoruz. Normalde 60 beygir motorla ideal 35 bin 37 bin arası sürat yapıyor. Sürat yapıyor. Evet. Güzel. Yeriniz nerede abi? Yerinizi de söyleyin. Yeriniz İzmir Çiğli'de Kipa'nın yanında. Size hangi numaradan ulaşsınlar? 0533 217 45 28'den ulaşabilirler. Tamamdır. İmalathane İzmir'de. Bu 4.95 demiştin. 4.95. Evet, ben şöyle hemen içini bir de göstereyim size dostlar. Girebilirim değil mi abi içine? Şöyle hemen teknenin içini de göstereyim. Şöyle kamerası da var. Remarine kameranın içi dostlar. Şöyle kameranın içinde göstereyim size. Altına da bakalım. Evet. Burada akü yeri mi var bu? Tekinlerde aküyü yakıt tankının yanına koymuyoruz yani. Evet. Bol şalter burada. Burada bir tane lumboz var. Şurada da bir lumboz var. Yani iki kişi yan yana rahat bir şekilde yatabilir arkadaşlar. Kameranın iç boyu kaç abi? 2 metre içerisinde. Yükseklikte 1.15. 2 metreye 1.15. Çok güzel. Şöyle kapısı da var arkadaşlar. Evet, burada havalandırması var. Şöyle kaptan köşkünü de göstereyim size. Evet, burası da gayet güzel. Ön tarafta da güneşlenme minderi var. Orayı da göstereyim şöyle. Burada oda branda da var arkadaşlar. Oda brandayla da kışında rahat bir şekilde içerisi yağmurdan, soğuktan, rüzgardan sizi korur. Şuradan hemen altını da göstereyim size. Yakıt deposu, içerisi de gayet güzel. Geniş. Evet. Burada da oturma yeri var arkadaşlar. Aynı zamanda altında şöyle göstereyim. Burada da bir depolama alanı mevcut. İsterseniz livarda yapılabiliyormuş buraya. Bunlar da minder uçmasın diye aparatlar var. Evet, minderler de gayet güzel. Güzel. Su giderleri. Burada ne var abi? Ha, burası da yine aynı şekil. Depolama. Depolama alanı aşağı. İnişler kolay olsun. Evet. Burada da merdivene, havuzluğa giriş çıkış için boşluk var arkadaşlar. Buradan girip çıkabiliyorsunuz. Burada da yani arkada dinlence yerleri var. Ayrıca ekstra dinlenceler var arkadaşlar. Burada da merdiven var. Burada giriş bir alan var. Evet, duş alanı, merdiven, dinlence. Gayet güzel.
Abi şu an teknenin motorsuz fiyatını öğrenebilir miyim? Yani teknenin bu donanımda, bu teknenin kabuk fiyatı 11.600 dolar. 11.600 dolar. Neler dahil abi içinde bunun? Standart donanımları var. Onun dışında ekstra olarak binder takımı, su tankı, kış platformu. Onlar harici oluyor öyle mi yoksa hayır, içinde? Hayır, ha, içinde. Evet. Bunlar içinde. Yani anladım. Standart donatımda 7.700 dolar. Hmm. Ama ilave donatımlarla bu tekne 11.600 dolar. 11.600 dolar. Anladım abi. Tamamdır. Bir de o önde var. Ona da bir bakayım.